Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, ilçenin ulaşım ağının gelişmesi açısından İskilip güzergahındaki sahil yolu projesinin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Sayın Valim, ilçemiz biraz önce bahsettiğiniz gibi ceviz illerinde %90 gelir ceviz. Ama bu sene, önümüzdeki geçmiş olduğumuz yılda maalesef doğa şartları nedeniyle donulay oldu. Cevizimiz olmadı. Şu anda size ikram ettiğimiz ceviz Oğuzların has cevizi ama bir önceki yılın cevizi. Ona rağmen kalitesi de ürün vermemiştir. Bembeyaz hala tadıyla duruyoruz. Bir de diğer bir şeyde ceviz şey olarak satmıyoruz ürün olarak. Ceviz benzinimiz de çok ünlü Sayın Valim. Ceviz konusunda Türkiye'nin %6'sı Oğuzlardan karşılanıyor. Yaklaşık 154 bin tane aşırı cevizimiz var, tanımız var. Bunları da ürün alıyoruz. Bunun dışında her sene 15 bin, 20 bin arasında ceviz tanı satıyoruz. Pazarlamada bir sıkıntımız var. Maalesef Ceviz Birliği daha önce kurulmuş. Ceviz Birliği'nde şu anda başkanımız vefat etti. Tekrar canlandırıp Ceviz Birliği adı altında Ege'den satmayı düşünüyoruz. Şu anda bir pıdanı, kabuklu şeyleri, aşırı bir ceviz pıdanı 25 bin lira 30 bin lira arası pazar buluyor Sayın Bayan. Bu sene işte ceviz olmadığı için vatandaş halinde işsiz kaldı. Şartlar da değişti. Geçim kaynakları bayağı sıkıntı var. Sayın Bayan, en büyük eksiğimiz, en büyük arzumuz bu güzel ortamda, güzel durağda İskilip'e, Oğuz, Çorum'a, çevre ilçelere ulaşımda sıkıntı çekti.